Şu an Harran'dan 35 kilometre, Han el Barur'dan 10 kilometre daha doğuda bulunmaktayız. Gittikçe doğuya doğru, gittikçe Türkiye'nin sınırına doğru ulaşmaktayız. Bir harabenin önündeyim. Burası ne harabesi? Genelde Türkiye'de bu tür harabeler Roma ya da ondan önceki Bizans eserleri gibi görülür ya. Bu arada maalesef bir tarihi periyotlandırmayı yanlış yapıyoruz. Roma, Bizans, Osmanlı diye anlatıyoruz. Hiç doğru değil. Doğrusu Megaralı Bizans'ın kurduğu Bizantiyum, ardından Roma, ardından Osmanlı Devleti. Fatih Sultan Mehmet Han Bizans'ı yıkmadı. Fatih Sultan Mehmet Han Roma İmparatorluğunu yıktı ve Osmanlı'nın başkenti olarak İstanbul yaptı. 10 kilometre ileride bulunmaktayız. 10 kilometre ileride, yani Han el Barur'dan 10 kilometre ileride şu an sadece rehberlik yapan çocukları ve o çocukların insanları gezdirmiş oldukları harabeleri görüyoruz. Peki burası neresi? Buranın hakkında daha detaylı, daha farklı fotoğraflar elde etmek istiyorsanız Google'a şunu yazmanız yeterli. Şuayb şehri. Burası Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi, Musa Aleyhisselam'ın kızıyla evlendiği Şuayb peygamberin yaşadığı ve onun köyü diye anlatılan köy. Bu halk arasında rivayet edilen, halkın türettiği bir hikaye. Aslında esasında ve bilimsel olarak hiç alakası yok. Şuayb peygamberin burada yaşaması teknik olarak ve coğrafi olarak mümkün değil. Peki neden buraya Şuayb şehri deniyor? Arapça Şuayb şehir eski şehir demektir. Eski kent, eski yerleşim birimi demektir. Dolayısıyla Şuayb şehri değil, Arapça Şuayb şehir. Şuayb şehri. Peygamber Şuayb değil. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hemen hemen Akabe bölgesinde yaşadığını biliyoruz. Tek tek dağlarının eteklerinde bu bölgede Şuayb peygamberin yaşaması coğrafi anlamda mümkün olmayan bir şey. Coğrafi anlamda buraya Şuayb peygamberin geldiği mümkün değil. Bu coğrafi. Gelelim mi tarihe? Arkamda görmüş olduğunuz harabeler gerçekten de Roma harabeleri ve yapılış tarihleri. Şu görmüş olduğunuz her yerin, ki burada yeraltı odaları, yeraltı şehri, yeraltı evleri bulunmakta. Birazdan birinin içine gireceğiz. Buraların yapılma tarihi 5. 6. yüzyıl. Yani milattan sonra 400'ler, 500'ler. Peki Şuayb peygamber ne zaman yaşamış? Milattan önce 1800'lü yıllar. Yani buranın yapılması ile Şuayb peygamberin yaşadığı dönem arasında yaklaşık olarak 2300-2400 yıl bulunmaktadır. Bu da bu hikayeyi, halk arasında çok fazla söylenilen bu hikayenin doğru olmadığını göstermektedir. Peki Şuayb peygamber zamanında burası nasıldı? Muhtemelen şu dağların, tepelerin olduğu yer gibi bozkırdı, kıraçtı, hiçbir şey yoktu. Roma İmparatorluğu buraya neden geldi? Roma döneminde burada niye böyle bir kent kuruldu? Bu da muamma. Burası çok ciddi anlamda bilimsel ve tarihi araştırmalara muhtaç. Ancak 5. 6. yüzyıldan 1200'lü yıllara kadar burası mamur bir Roma kenti. 1200'lü yıllarda burayı Eyyubiler döneminde, burada Roma yok. Roma devleti buradan çoktan sıyrılmış. 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt zaferi ile Sultan Alparslan bu bölgedeki Roma hakimiyetini bitirmiş. Romalıları Ankara bölgesine kadar çekmiş. Bakın çok ince bir detay var. Alparslan Gazi 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Muharebesi ile Roman Diyojen'i esir almış.
ve Roma'nın hakimiyetini Nevşehir bölgesine kadar itmiştir. Batıya doğru itmiştir ve elini şöyle yaparak Anadolu bölgesini arkasındaki beylere göstermiş ve demiştir ki: "Beylerim, aldığınız her yer sizindir. Allah'ın izniyle oraları İslam adına yönetin. Hiç kimseye de zarar vermeyin." Ne demektir hiç kimseye zarar vermeyin? Cevap çok basit. Roma İmparatorluğu ya da disiplinini ve referansını Hristiyanlık kültüründen almış olan Batı medeniyeti eğer bir bölgeye giriyorsa o bölgede kendinden olmayan ne varsa her şeyi yok eder, her şeyi yakar, her şeyi yıkar. Taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmaz. Kendi gibi düşünmeyen, kendi gibi olmayan her şey Batılı adamın gözünde yok edilmeye mahkum, yok edilmeye muhtaç bir yapıdır, bir oluşumdur. Peki bugünkü Avrupa, o günkü Avrupa'dan farklı mı? Hayır. Bugün Avrupa'da özgürlük var. Kime özgürlük var? Avrupalı adam gibi düşünene özgürlük var. Mesela Türkler Ermenileri katletmemiştir dersen Avrupa'nın yarısına yakın bir ülkede hapse girersin. Fransa'da, İsviçre'de, Belçika'da, Lüksemburg'da, Danimarka'da bu topraklarda Ermenileri katletmedik diyen bir Türk benim gibi. Ben Strasbourg'da 2015 yılında gözaltına alındım. Fransız polisinin beni gözaltına alma ve 5 saat tutma sebebi Türkler Ermenileri katletmemiştir demem. Başka hiçbir şey yapmadım. Bugün de mesela Filistinliler haklıdır, İsrailliler haksızdır dersen muhtemelen soruşturma yer, muhtemelen sınır dışı edilirsin. Yani o zamanlarda Avrupa kendi gibi düşünmeyene yaşama ve düşünce hürriyeti vermiyor da bugün veriyor mu? Torunu dedesine mutlak çeker. İşte o günlerde Alparslan Gazi elini böyle tutmuş, Anadolu'yu göstermiş ve demiştir ki: "Aldığınız her yer sizindir. İslam doğrultusunda herkese yaşama ve inanç hürriyeti vererek yaşa." Neden? Bizler neden gittiğimiz yerlerde insanlara yaşama hürriyeti veriyoruz? El cevap: "Benim inandığım kitap, benim inandığım Allah, leküm dinüküm veliye din demiştir. Senin dinin sana, benim dinim bana." Bu doğrultuda Artuk Bey, Alparslan Gazi'nin el hareketiyle Anadolu fethine çıkan Artuk Bey, biraz Mardin, biraz Diyarbakır, biraz Batman bölgesini, Mengücek Bey Erzincan bölgesini, Saltuk Bey Erzurum bölgesini, Danişment Bey Tokat, Kayseri, biraz Sivas bölgesini, Çaka Bey Aydın, İzmir bölgesini, Alparslan Gazi'nin amcasının torunu Kurtalmışoğlu Süleyman Şah da İznik'i başkent yaparak 1071 Malazgirt fethinden 3 yıl sonra İznik başkent merkezli bir Anadolu Türkiye Selçuklu Devleti yapmıştır. Ve Hristiyanlara ve Yahudilere ve bu bölgedeki Dürzilere ve Ezidilere, Süryanilere, Keldanilere yaşama, din ve vicdan hürriyeti vermiştir. İşte bu topraklarda Selahaddin Eyyubi dönemi ve ardından Selçuki dönemi hakim olduğunda bu topraklarda din ve vicdan hürriyeti vardı. Peki Romalılar neden yeraltı şehri yaptılar da İstanbul'da Ayasofya'yı yapan teknoloji ile muhteşem yapılar yapmadılar? Bu bugün bilim adamlarının bile henüz bilmediği bir kavramdır.
Burası Selçuki dönemi. Fakat 1200'lü yıllarda Moğol bölgeyi tamamen talana çeviren, tamamen harap eden Moğol buraya geldi. Bir harabiyet bıraktı ve gitti. Bu görüntü 1200'lü yıllarda Cengiz Han'ın oğlu Ogeday ya da torunu Hülagü'nün bu topraklara hediye ettiği görüntüden başka bir şey değildi. Osmanlı burayı pek kullanmadı. Osmanlı zamanında buralarda ne olduğuna dair herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır. Tek bildiğimiz bu topraklar sessiz, sakin 1950'leri beklemekte. 1950'lerde bu bölgeye Arap kabileler yerleşmiş, Arap kültürünü bu topraklara hakim kılmıştır. 1950'lerden itibaren bu topraklar Şuayb peygamberin yaşadığı şehir, hatta ileride Şuayb peygamberin evi diye anlatılan bir cami, hatta öncesinde bir kilise bulunmaktadır. Aslında 2400 yıllık bir zaman farkı vardır bu bölgenin yapılması ile Şuayb peygamberin arasında. Şuayb peygamber 2400 sene önce, üstelik bu coğrafyada değil, Akabe bölgesinde, tek tek dağların eteklerinde yaşamıştır. Burası Arapça eski şehir, eski yerleşim birimi olan Şuayb şehr kelimesinden türetilmiştir. Şapel vardır, devlet daireleri vardır. Devlet dairesinden kastım, ne bileyim, muhtar bile olsa, yani o günkü anlamda söylüyorum, devlet dairesidir. Onların yanı sıra burada Müslümanların cami olarak kullandığı bir kilise bulunmaktadır. O kiliseye bugün insanlar Hazreti Şuayb'in evi demektedirler. Bu topraklarda pek çok bölgede yeraltı şehri, yeraltı odası, yeraltı şapeli, yeraltı kilisesi bulunmaktadır. Yeraltı kiliselerinin en büyüğü, Hazreti Şuayb'in de evi diye burada rehberlik yapan küçük çocukların, buraya gezmeye gelen insanlara anlattığı yeraltı kilisesi ya da çocukların ağzından Şuayb peygamberin evine doğru yavaş yavaş gidelim. Şu an bir yeraltı şehrindeyiz. İşte o Nevşehir'deki tüften oluşan dağların metallerle kazılması gibi yavaş yavaş kazıla kazıla dibe inilen, şimdi ben her bir adımda 30 santim aşağı iniyorum ama kim bilir burası ne kadar zaman diliminde yapılmıştır. Baktığınızda duvarlarda şunlar muhtemelen üstüne eklemeli taşlardır ama duvarlarda hala çekiç izi, keski olarak kullanılan madde neyse bilmiyorum, onların izi hala bulunmakta. Yani şu an 5. yüzyıl diyorsak, Roman İmparatoru 1. Theodosius ya da 2. Theodosius ya da Doğu Roma İmparatoru Arkadius dönemine ait bir inşaat işçiliğini görüyoruz. Durum bitmedi. Daha da aşağıya ineceğiz. Daha da derinlere ineceğiz. Onun için şu merdivenlerden aşağıya inmek yeterli. Aslında burası bir tek parça bir kaya. Kayanın içi oyulmuş şu an. Ben bir kaya oyuğunda bulunuyorum ve 1600 yıllık bir oyuktan içeriye doğru, ön bahçeye doğru geçip Şuayb peygamberin evi diye anlatılan ama aslında bir yeraltı
şapeli veya kilisesi gibi 1600 sene önce kullanılan bölgeye doğru gidiyorum. Halk arasında Şuayb peygamberin evi ama bilimsel anlamda ve gerçek olarak bir kilise, 1600 yıllık kiliseye doğru giriş yapıyorum. Şöyle gelirsek, mesela şuralarda keski izleri çok belirgin bir biçimde görülmekte. Yani vurula vurula burada bir boşluk açıldığı, siyah, belki de burası tandır olarak kullanıldı. Bir bildiğimiz yok. Kiliseden camiye geçerken acaba neler oldu burada bilmiyoruz. Fakat benim tahminime göre, bir bilimsel araştırma yapılmadığı için tahmin ediyoruz. Nevşehir'de, yeraltı şehirleri, Kayseri'de, Ağırnas bölgesinde çok fazla kuş, kumru besleyen insanlar var. Neden besleniyor kumrular? Bir, kumrunun eti güzel, iki, gübresinden çok güzel inşaat malzemeleri çıkıyor. Kumrunun hem gübresi hem kendisi çok kıymetli. Böyle duvarlarda kumrular için yuvalar yapılmış durumda. Yani Nevşehir mağara evleri, kumru yuvaları yazmanız Google'a yeterli. Şuralara bakacak olursanız ya da şuralara çok belli kumruların yaşadığı bölge, sığınak diyelim, onların yuvaları buralarda mevcut. Burası bir şapel ya da bir kilise. Ama burası Müslümanlar zamanında mescit olarak kullanılmış, cami olarak kullanılmış. Bugün hali hazırda bir zamanlar kilise, ardından gelen zaman dilimi içerisinde kumrulara yuvalık yapan, burada hayvan ahırı olarak da kullanılmış. İlerleyen zamanlarda mescit olmuş. Söylediğim her şeyin bilimsel izaha ihtiyacı var. Bilimsel izah olmaksızın söylediğim her şey, bura hakkında söylenilen her şey gibi biraz afaki kalıyor. Profesyonel bir akademik ekibin burada çalışması ve burada yaşanılan hayatı gün yüzüne çıkartması gibi bir derdi olmalı. Bilim adamlarını buraya mutlaka bekliyoruz. Burası Harran'a 35 kilometre, Han el Barure 10 kilometre mesafede, Irak'a ve Suriye topraklarına, yani Mezopotamya'ya doğru inen yolun tam üzerinde, Arapça Şuayb Şehr, ihtiyar şehir, eski şehir. Ancak halk arasında Şuayb şehri, Şuayb peygamberin yaşamış olduğu şehir diye anlatılan bölgedeyiz. Mutlaka gelin. O yapacağınız Urfa gezisini Harran'a kattığınızda mutlaka Şuayb şehrine gelin ve 1600 yıllık Roma'dan kalma şehir enkazına, şehir harabesine gözünüzle şahitlik yapın. Muhteşem bir mağaranın, bir el yapımı, insan yapımı bir mağaranın içindeyiz. Bu mağara insanlar tarafından yontula yontula yapıldı. Zaten buraya bakarsak burada hala milattan önce 4000, milattan sonra 2000, toplam 6000, milattan sonra 4000'den başlayıp 6000 öncesine kadar açılan bir tarihte insanlar tarafından yapıldı ve çekiç izleri bugün gibi, sanki daha dün gibi taptaze. Şu an baktığımız izler tam 6000 yıllık izler. Tarih burada resmen durmuş. İstanbul'daki tarih
400 yıl, 300 yıl, 200 yıl bir şey mi diyorsun? 200 yıllık tarihe tarih demiyor buradakiler. Daha dün olmuş mesele gibi bakıyorlar. Zira şu çekiç izleri tam 6000 sene önce yapılmış. Burası Harran'la Han el Bağrur yolu üzerindeki 16. kilometrede bulunan Bazda adı verilen bir mezrada bulunmaktadır. Yani aslında burası bir köy. Yani aslında bir mezranın içinde bulunmaktayız. Adı da Bazda ve birazdan çıktığımız zaman size göstereceğim. Köy içinde bulunmaktayız ve burada insanların eliyle yapılmış bir mağaradayız. Peki yazılı bir kaynak var mı? Bu önemli. Yazılı kaynak olmamakla birlikte Akatlar dönemine ait bir taş ocağı olduğunu biliyoruz. Yani Harran merkezde, sur içindeki Harran merkezde bulunan Ulu Cami'nin ve etrafındaki külliye parçalarının taşları, o inşaatta kullanılan bina yapı malzemesi olan taşlar işte bu mağaralardan sökülmüş, kopartılmış ve Harran merkeze götürülüp orada inşaatta kullanılmış. Yazılı kitabelerde duvarlara kazılmış olan kitabelerden anladığımıza göre burası 13. yüzyılda yani 1200'lü yıllarda Müslümanlar tarafından aktif olarak kullanılan bir taş madeni. Burada Emeviler var. Burada Abbasiler var. Burada Selçuklular var. Ama öncesinde M.Ö. 4000 yılına kadar giden bir tarih var. Şimdi burada bakın dostlar ne dikkatimizi çekiyor? 6000 sene önce açılan kaya parçasını buradan kopartmak için bir ustanın vurmuş olduğu çekiç darbelerini görüyoruz. Başka ne görüyoruz? Ayhan Halil'i görüyoruz. Ayhan ve Halil. Bu yazıları buraya yazanlar. Şurada Hasan yazıyor. Şu an inşallah beni dinliyorsunuzdur. Farkında mısınız? 6000 yıl önce İnsanlar tarafından oyularak tarihi bir eser haline getirilen bir mağaraya gerçekten de oraya yazıldığı gibi ihanet ediyorsunuz. Bunun farkında mısınız? Güzel kardeşim, Kadir, Ramazan, Vahap ve İsa yazacaksanız kitap yazın, şiir yazın, deftere yazın, başka bir yere yazın. Tarihi eseri bu hale getirmek kimin haddine? Bunun adı olsa olsa terbiyesizlik olur. Maalesef burada tarihe şahitlik yapıyoruz. Şimdi şöyle baktığımızda inanılmaz bir tarihi hadise ve sanki bir film plato çekim sahnesi gibi bir sahne. 6000 yıllık bir taş madeni, 6000 yıl önce buradan taşlar sökülüp inşaatlarda kullanılmaya başlanmış. Fakat 13. yüzyılda 1200'lü yıllarda gördüğümüz ve bu bölgede bulunan kitabelerden anlaşıldığına göre hali hazırda kullanılıyor. Yani Selçuklu dönemi, yani Osmanlı'nın kurulduğu dönemlerde artık burası inşaat malzemesi çıkartılan taş madenlerinden biri olma özelliğini kaybetmiş. Farkında mısınız? Neler söylüyorum? Ertuğrul Gazi var olduğunda artık burası kullanılmaktan çıkartılan bir taş madeni. O kadar eski Bazda köyü, Bazda mağarası, Şanlıurfa'ya gelip de Harran'a uğramayan, Harran'ı görmeden buradan gidenlerin kaybettikleri, kaçırdıkları çok önemli bir nokta. İşte biz şu an Harran'ın biraz üstünde, tepesinde bulunan Bazda köyün içinde bulunan Bazda mağarasındayız. İnanılmaz bir yapı, inanılmaz bir yapı.
Büyük şehirlerde 100 yıllık bir tarihi esere dokundurmazlar. Etrafını kapatırlar. 100 yıl, 100 yıl. Yani 1900'lerin başındaki bir eser tarihi bir eserdir. Dokundurmazlar. Etrafını kapatır. Altına no photo yazarlar. Değil dokunmak. Fotoğraf çekmek bile yasakken ben şu an sizlerle birlikte 6000 sene önce Akatlar tarafından taş madeni olarak kullanılan bir mağaranın içindeyim. Şurada ince ince şu an elimi dokunduğum ve dokunduğumda dökülen taş parçaları 6000 yılı anlatmakta. Şu işi, şu inceliği, şu işçiliği, şu çizgiyi vurduğu çekiç ile burada bırakan adamın yaşı bugün 6000. 1500 yıl önce geldiğine inandığımız bir Allah Resulüne, ona bildirilen kitaba ve onun dönemindeki sahabelere inanmış, itaat etmiş, iman etmişiz. 1500 yıl ne ki? Burada şu çekiç darbelerinin vurulduğu dönemde henüz Allah Resulü Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesine 4500 sene var. Ne İsa var, ne Musa var. Henüz Hazreti İsa da, Hazreti Musa da dünyaya teşrif etmemişler. Bırakın Muhammed Aleyhisselam'ı, Hazreti Musa'nın dahi olmadığı bir dönemde burası, bu Bazda mağarası insanlar tarafından kullanılıyor ve bir taş madeni olarak hizmet veriyordu. Şimdi Bazda mağarasındaki yolculuğumuzu, tarih hikayemizi sonlandıralım. Sizinle biraz Bazda adı verilen mezrayı, köyü gezelim. Bakın size ne kadar güzel evler ve çocuklar göstereceğim. Evet. Tut elimden. Gel. Pamuk bu köyün kızı. Ben de bu köye her uğradığımda mutlaka Pamuk'u çağırırım. Severim. Çok tatlı değil mi? Allah bağışlasın. Allah annesine, babasına, vatana bağışlasın. Şu an Bazda köyündeyiz. Bazda mezrasındayız. Ve evlerin tipik özellikleri böyle. Yani şöyle. Burada şu an Bazda mezrasında ya da köyünde 3 hane yaşıyor. Yani 3 tane aile yaşıyor. Ve bu 3 aile için devlet buraya elektrik vermiş. Sanırım devlet olmak bu demek. Bakın evin önünde ışık yanıyor. 3 tane hane için burada bir elektrik tertibatı var. Ve insanların evinde elektrik var, su var. Allah devletimizi kıyamete kadar var etsin inşallah. Devletimizin bayrağı altında da bu yavrular devletimizin güvencesiyle büyüsünler. Toprak damlı evler. Harran'a mahsus kümbet evler değil ama toprak damlı evler Urfa'nın ve Anadolu'nun genelinde var olan köylerdeki evlerin karakteristik özellikleridir. Şimdi bakın ben döneyim ve kameraman kardeşimle yer değiştireyim. Köyün genel görüntüsü bundan ibarettir. Burası bir köy ve burada gel oğlum yanıma. Adın ne? İbrahim. Elini ver. İbrahimler, pamuklar büyüyorlar. Bu filizler Allah'ın izniyle bir gün ağaç olacaklar ve bu vatan için bir şey yapmış olacaklar. Bazda köyünün çocukları şu an benim yanımda bulunmaktalar. Biz onları seviyoruz. Onlar da inşallah bizi sevecekler ve büyüyecekler. Pamuk,
Hadi kızım Allah'a emanet ol. Hadi evine git sen. Durma üşürsün. Hadi İbrahim sen de evine git. Sevgili dostlar, Harran dünya üzerinde var ola gelen belirli antik kentlerden biridir. Fakat Harran'ın Avrupa'daki diğer antik kentlerden, Avrupa'daki diğer 9000 yıl, 10000 yıl gibi geçmişe sahip olan diğer kentlerden farkı, Harran yaşayan bir şehir. Mesela İtalya'nın Floransa'sında ya da Pompei bölgesinde, Vezüv Yanardağı'nın kenarında bulunan Pompei bölgesinde antik kentler bulunmaktadır. Fakat bu antik kentler etrafı çevrili ve bir açık hava müzesi gibi bulunmaktadır. Fakat Pompei'den daha yaşlı, Avrupa'daki antik kentlerin pek çoğundan daha eski olan Harran yaşayan bir şehirdir. Hali hazırda burada bir hayat bulunmaktadır ve bu hayatın içinde çocuklar yaşamaya, neşvu neva bulmaya çalışıyorlar. Dedim ya, Harran yaşayan bir şehir. Harran içinde hala insanları barındıran, müze özelliği olan ama müze gibi de olmayan bildiğiniz bir Anadolu kenti, Anadolu ilçesi gibi görülen bir bölgedir. Ve arkamda gördüğünüz, sağımda solumda gördüğünüz çocuklar da bu antik kentin içinde 10 bin yıllık tarihe ayak basarak yürüyorlar. İstanbul'da 4. Murat döneminden kalma bir çeşme görsek, İstanbul'da 1800'lü yıllar desek mesela, inanılmaz bir tarihi vizyon, inanılmaz bir tarihi akış olur. Burada 4. Murat dönemine tarih demiyorlar. 4. Murat döneminden bir eser kalsa, 400 yıllık bir eser, işte bu da daha dün 400 yıllık bir eser denir. Burada takvim milattan önce 2500, milattan önce 4000, 5000 deniyor. Göbekli Tepe buradan biraz daha eskiymiş. Orası 12.000 yıllık. Burası yaklaşık 9000 yıl, 10.000 yıllık bir bölge. Ve burada bir Harran'a bağlı bir bölge var, bir belde, bir taşra var. Burada Demirli adı verilen bir köy var. Şu an bu Demirli köyündeki bu çocuklarla birlikteyiz. Bunlar 9000 yıllık tarihin bugünkü mirasçıları ve üstünde bunlar yaşıyorlar. Demirli İlkokulu, Demirli Köyü'nün okuludur ve içindeki çocuklarla birlikte hala 9000 yıllık tarihe imza atmaya devam etmektedirler. Hadi gelin şimdi onlara biraz kulak verelim, bakalım neler söylüyorlar. Bu çocuklar Sümerlerden, bu çocuklar Halaf döneminden, bu çocuklar Tunç devrinden, bu çocuklar Çanak Çömlekli dönemden kalma, bu şehirde, bu bölgede yaşayan o antik çocuklardan farkı yok. Bu çocuk ayağını bastığı bu topraklara sahip ve bu topraklar Sümerlerden kalma. Yani bu çocuk bir Sümer medeniyetinin içinde yaşıyor. İstanbul'da yaşayan, Ankara'da yaşayan ya da başka bir bölgede yaşayan bir çocuğun ayak basmadığı kadar büyük bir tarihi bir mirasa ayak basıyor. Bugün farkındalar mı bilmiyorum. Bugün dolu dolu, bugün sonuna kadar çocukluklarını yaşıyorlar. Zaten doğrusu o. Üzerine tarihi bir misyon yüklemek bunlara fazla olur. Bunlar çocukluklarını yaşasınlar, büyükler de bu çocuklara büyüklük yapsınlar. Halaf kültüründen, Sümer kültüründen,
Hititlerden, Mitannilerden, Metlerden ve İslam tarihi Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Beylikler, Osmanlılar ve günümüz çocuk her zaman ve daima Sümerlerden itibaren bu toprakların gülen yüzü, şakrayan sesiydi ve bu çocuklar gülmeye, bu coğrafyada gülmeye devam etsinler. Burası bir köy, Demirli Köyü. Arkamda görmüş olduğunuz okul da Demirli İlkokulu. Şimdi bu okulları sağ olsun devletimiz yapıyor. Devlet bize okullar yapıyor. Fakat bazen de devletimizin himayesinde, devletimizin müsaadesiyle bazen de cennetini bu dünyada kazanmak isteyen bazı insanlar var ve bu okulu bu çocuklar okusunlar diye Ragıp Kaya buraları yapmış. Bu çocuklar okusunlar diye. Sanırım bunun dünya üzerindeki adı cenneti kazanmaktır. Ve şu an Ragıp kardeşim benimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve siz şefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Cennetlik bir faaliyet yaptığının farkında mısın? Elhamdülillah. Yani bu bölge öğrenci olarak Türkiye'de nüfusu herhalde en fazla olan bölge. Bölge. O yüzden devletimiz gerektiğini yapıyor ama bazen yetişemediği noktalar oluyor. Evet. Bizler de buralarda elimizden geldiği kadar bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu çocukların da burada gördükçe yaptığımız işin ne kadar doğru, düzgün ve güzel olduğunu inanıyoruz. Abi niye para, klasik bir iş adamı mantığıyla soruyorum. Neden para kazanacak bir iş yapmadın da sana para getirmeyen, sana yük olan bir okul yaptın? Evet, yani bu hem ihtiyaç olduğu için hem de bizim inancımız gerekiyor. Allah'ın emri bu yönde olduğu için. Evet. Bu şekilde aslında bu da bizim kazancımız. Allah manevi kazancımız. Allah senden razı olsun. Bizden sağ olun. Allah hayırlarını üst üste koysun. Allah ve razı inşallah olsun. Bu yapmış olduğun hayırlar cennete giden yolda taş olarak döşenmiş ve seni bekliyordur. Allah razı olsun güzel temelinizi. Eyvallah. Çok Allah razı olsun. Allah Ragıp kardeşlerimin sayısını arttırsın ve biz bu okulda sınıfları gezmeye, bu çocukların ortamlarını görmeye devam ediyoruz. Haydi buyurun, sizi içeri alalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.